Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Ender Gerede, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Havacılık Emniyetli, Emniyeti adlı dersimizin e, Performansı Etkileyen Faktörler adlı 3. ünitesinin 2. bölümünde tekrar birlikteyiz. E, ünitemizin amaçlarını aslında tekrar verebiliriz kısaca bir önceki ünitede vermiştik. İnsan performansını etkileyen faktörlerin nasıl, ne şekilde ortaya çıktığı, neden etkilediği, ne olup da hata ve ihlallere dönüşüp emniyeti tehlikeye atar duruma geldiğini e, açıklayan, araştıran e, bir ünite e, el alıyoruz. İlk ünitede stres, zaman baskısı ve iş yükünü ele aldık. E, ünitemizin diğer bölümünde, ikinci bölümünde ise uyku, yorgunluk, vardiyalı çalışma düzeni, e, ilaçlar, ilaçların kötüye kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularının neden havacılık emniyetini tehdit edeceğini, ettiğini ...incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, uyku yine kuşkusuz en önemli faktörlerden birisi. Çünkü bizim hem zihinsel hem de fizyolojik olarak dinlenmemizi sağlayan bir süreç. Ee, ve e, gece saatlerinde e, pasif olmaya, gündüz saatlerinde aktif olmaya programlanmış bir canlıyız biz. Bizler ve gece saatlerinde e, pasif olup bir bölümünde de uyumamız gerekiyor. Aksi takdirde dinlenme gerçekleşmiyor. Ve yorgunlukta e, performansımızı azaltan en önemli faktörlerden birisi. Peki nedir uyku? Dış dünyaya olan duyarlılığın ve farkında oluşun azaldığı bir süreç. Gece vakitlerinde pasif haldeyken. E, minimum fiziksel hareket ve çevreye en az tepki verdiğimiz bir süreç. Kuşkusuz uyku gündüz vakitlerinde de gerçekleştirilebilir ama... ...biraz sonra da söyleyeceğimiz gibi gece vakitlerindeki uykunun... ...çok daha dinlendirici, etkili, hafızayı, e, bilişsel fonksiyonlarımızı e, yenileyen tazeleyen bir süreç olduğunu unutmayalım. Çünkü uyku biraz önce de söylediğimiz gibi zihinsel yorgunluğu sağlar ama en çok da pasif olduğumuz dönemlerde yani geceleri. E, uyku eksikliği bilişsel e, faaliyetlerimizin tümünü olumsuz yönde etkileyecektir. Aynı zamanda motor becerilerimizi de olumsuz yönde etkileyecektir. Belirli miktarda uykusuzluğun yüksek miktarda alkol kullanımına eşit derecede olumsuz etkiler yarattığını e, bilmekteyiz. Kıymetli arkadaşlar. Ee, uykunun e, evrelerinden bir tanesi non-REM adı verilen bir dönem. Bu da kendisi de 4 ayrı evreden oluşuyor. Non-REM uykusunda bizim fizyolojik olarak dinlendiğimiz, fiziksel bir dinlenme yaşadığımız dönem olarak görülüyor arkadaşlar. Ee, havacılık faaliyetlerinde hatalar açısından bilişsel yorgunluk, e, stres çok daha önemli bir konu olduğu için asıl dinlenmemizi sağlayan bölüm. Ee, zihinsel olarak, bilişsel olarak dinlenmemizi getiren bölüm REM uykusu adı verilen Rapid Eye Movement kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan e, süreç. Bu e, gece uykusunun %20'sine karşılık gelen bir dönem e, ve e, biz çeşitli döngülerde non-REM, REM, non-REM, non -REM, REM tekrar bu gidiş gelişleri yaşıyoruz. Ne kadar REM'i başarılı bir şekilde, etkili bir şekilde yaşarsak e, zihinsel yorgunluğumuzu o derece 60 olarak başlıyoruz ertesi gün. Hayata. Ee, sirkadyen ritimleri bir diğer konumuz. Psikolojik ve davranışsal işlevler ve gün içerisinde vücudun döngülerini düzenleyen süreçlere biz sirkadyen ritimler adını veriyoruz. Bunlar otomatik olarak vücut saatini ayarlayan e, ritimlere karşılık gel geliyor. E, organizmanın hormonal, sindirimsel, kardiyovasküler e, dolaşım sistemini düzenleyerek vücudun sıcaklık e, dengesini, yorgunluk düzeylerini dengeleyen, bu saatleri ayarlayan e, süreçler bunlar. E, bunlar vücudun sahip olduğu biyolojik saat tarafından belirleniyor ama ışık gibi bu ritimleri bozan dışsal faktörler de var. İşte onun için hep gece vakitlerini e, dile getiriyoruz. Işığın aydınlatmanın yüksek olduğu ortamlarda e, bu bizim ritimlerimiz, sirkadyen ritimlerimiz. Ee, ve vücuttaki buna bağlı olarak e, yapılan salgılamalar değiştiği için uyku asıl işlevini, etkili işlevini e, göstermiyor. Sirkadyen eğitimlerden bir tanesi vücut ısısıyla ilişkili onu söylemiştik. Ee, yansıda da gördüğünüz üzere kıymetli arkadaşlar sabah 4 ile 6 saatler arası insan vücudunda sıcaklığın en düşük noktaya ulaştığı dönem ve bu da performansın en düşük olduğu Hatalara en açık olduğumuz dönem. Peki havacılık faaliyetlerinde var mı e, sirkadyen ritim bozukluğu? Evet var. Gece vardiyalı çalışma düzeni tam da bunun bir örneği. E, hem e, gece çalışmak, hem yorulmak, hem görsel keskinliğin azaldığı aydınlatmanın uygun olmayabileceği bir ortam. Bir de sabah karşı bu durumlarda çalışıyorsak hata yapma ihtimalimizin gerçekten çok arttığını asla unutmayalım. Yorgunluk uykuyla uykuyla oldukça ilişkili. Uyku eksikliği çünkü yorgunluk yaratıyor. Ya da yorgunken uyumak dinlenmemizi sağlıyor. Fiziksel ve zihinsel bitkinlik olarak tanımlanabilir. İş yapma kapasitesinin düşmesi, uyarıcılara tepki verme konusunda güç düşüklüğü de yine yorgunluğun bir diğer tanımı kıymetli arkadaşlar. Sebep olan faktörlere bakacak olursak yoğun bilişsel ve fiziksel eylemler yorgunluğa sebep olabilir. Gürültü, Kronik stres, sıcaklık değişimleri, titreşim, kötü hava koşulları, vardiyalı çalışma düzeni ve sinirlilik hali, yorgunluğun faktörlerinden, yorgun olan kişilerin dikkat, algı gibi bilişsel süreçlerde etkinliği azalıyor ve bu da hata ve ihlallere çalışanları rahatlıkla götürebiliyor. Yavaş tepki verme, motor becerilerinin zayıflaması, azalan görsel keskinlik, azalan kısa süreli hafıza kapasitesi, yine yorgunluğun olumsuz etkilerine verebileceğimiz diğer örnekler ar arasında. Bir diğer yine performansımızı etkileyen faktör ise vardiyalı çalışma düzeni. Bildiğiniz üzere havacılık 24 saat işleyen bir e sektör, bir faaliyet alanı. E, bu durumda da vardiyalı çalışmak e, durumunda kalıyor insanlar. Bu da biyolojik ritim, skadyen ritim bozukluklarına, yorgunluğa ve bir takım sosyal problemlere neden oluyor. Çünkü herkesin dinlendiği zamanlarda siz çalışıyorsunuz. Herkesin çalıştığı zamanlar sizin dinlenmeniz için ayrılıyor. E, sosyal açıdan e, bir takım istek ve ihtiyaçları karşılamanız e, güçleşiyor vardiyalı çalışma düzeninde. E, yine kıymetli arkadaşlar son konumuz. İlaçlar alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili alkol tüketimi bilişsel etkinliği ciddi derecede azaltıyor motor becerileri e, zayıflatıyor refleksleri ağırlaştırıyor görüş keskinliğini azaltıyor. E, kısacası e, hem fizyolojik hem de e, bilişsel olarak yaratmadığı problem yok Onun için, Mutlaka uzak durulması gereken bir e, madde havacılık açısından baktığımızda. E, yorgunken, hastayken ve ilaç kullanıyorken alkol tüketimi e, olumsuz etkilerini kat be kat artırıyor. E, tüketimden sonra 8 saat hatta bazı kaynaklarda 10 saat boyunca kesinlikle çalışılmaması gerektiği söyleniyor. E, i̇laçları kötüye kullanımı bazı ilaçları e, madde bağımlısı kişiler ilacın asıl etkisi değil de farklı etkilerle kendisi rahatlatmak ya da başka bir takım sebeplerle e, madde kullanıyormuşçasına kullanıyorlar. İşte bu son derece tehlikeli. Yan etkileri nedeniyle özellikle bilissel e, alanda e, hata ve ihlalleri bizi götürebilir. E, burada i, normal ilaç kullanımda da ilk defa alınan ilaçların mutlaka prospektüslerinin dikkatlice okunması, yan etkilerinin dikkatlice izlenmesi ve hekimlerin bu konuda mutlaka bilgilendirilmesi Gerekliliği havacılık çalışanlarının e, sorumlulukları e, arasında kıymetli arkadaşlar 3. E, ünitenin ikinci bölümünde yani performansı etkileyen faktörler bölümünde e, bir aradaydık e, uyku yorgunluk vardiyalı çalışma düzeni ilaç psikoaktif madde madde bağımlılığı alkol e, konusunda performans açısından etkileri konusunda değerlendirmelerde bulunduk bir sonraki ünitede tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.